Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Adanalılar bugün değişik video olacak. Fehmişimle beraberim, en büyük oğlumla. Fehmi ne yiyelim bugün? Et yiyelim. Et yiyelim, kendimizden geçelim. Hep soruyorsunuz Adana'ya yakın böyle kasap var mı, gidip kendimiz seçebileceğimiz, kendimiz pişirebileceğimiz bir mekan. İşte Koyuncu kasabına geldik. İsmail Usta içeride bizi delirtmeye bekliyor. Fehmi, ne yiyelim? Kuzu bonfile. Bonfileden yiyelim. Bir de böyle sen seversin. Köfte. Aynen. Köfte yiyelim. Kendimize köfte gelelim. Yiyelim. Hadi videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Of, kurabiye, kurabiye. İsmail ustam. Hocam hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hocam, yakışıklı geldiniz. Ustam. Abi, yakışıklı oğluyla beraber burada. Sal başta gelenleri delirtiyor. Aynen öyle hocam. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Neler yapıyorsun burada? Bilimler mi üretiyorsun usta? Hocam köfte, sucuk, kuşbaşı, ciğer, kebabımız hepsi var hocam. Bunlar ne ya? Bunlar bizim özür şerif tutayım mı müsaadenle? Tabii hocam, ne demek? Ya şunu al, götür kayınbabana. Vallahi düşmanlık biter ha bu. Aynen öyle hocam. Düşmanı düşmanı barıştırır bunlar. Bak, 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 bak. Köfteler var. Kuşbaşımız burada var. Şimdi kuşbaşıyı bir anlatalım. Dana kuşbaşı diyebiliyorum ben. Evet hocam. Müşteri ne isterse sende var. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı, dana kuzu var. Hepsi var hocam. Dana var. Kuzu küşleme. Küşleme var. Evet, Allah Allah. Şimdi Fehmi ile geldik. Fehmi aç. Fehmi aç diyor ki baba diyor. Şöyle yarım kilo bir et yiyek diyor. Bak hele şuna ya. Şimdi benim kafamı karıştırdın. Ciğerim var, kuşbaşım var. Ne yiyelim bugün? Kendimizden geçelim. Söyle. Neyin güzel? Hocam ne yiyelim? Güzel bir şey yapalım. Yani. Köfte yer Fehmi. Bak köfte, kafadan 250 gram köfte at bize. Köfte hazırlayalım. Heh. Kuzu küşleme hazırlayalım. Kuzu küşleme. Evet hocam. Allah Allah. Tamam. Evet. Onlar da. Sen şu hazırlıklarını yap. Çekelim hocam. Bak 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 ciğerler. Kurabiye ya bu. Bak hele ciğeri nereden buluyorsunuz? Adına da kara borsa oldu ha. Hocam kendi kesimimiz. İşte ne? Dostlar Koyuncu kasabının bir özelliği var. Malı kendi yetiştiriyor. Bütün bölgenin etleri en güzel var. En güzel etleri Koyuncu kasabında. Bak. Köfteler. Dürüm mü hocam? Tamam tamam tamam, ben şey yaparım. Sen şu ciğeri götür. Bu ciğeri götür ablam. Sen burası aile işletmesi. Anne baba. Anne baba kız oğlan. Hepsi yabancı yok de. Yabancı yok hocam. Bir ocak tutun. Tamam. Şimdi sen onu dürüm alacaksın. Evet hocam. Kimler geliyor genelde müşterilerin? Nereden gelirler? Kısmet meselesi tabi. Hocam kısmet meselesi tabi Adana müşterimiz. Adana, Mersin, Ceyhan, Kolon'dan gelen müşterilerimiz de var. Hı-hı. Eşimiz dostumuz çeviremez sana. Şimdi ben sen biraz reklamını yapacağım. Niye? Bir komşum gelmiş senden bir kebap yemiş. Evet. O gün bugün diyor başka yere gitmiyorum diyor. Adana'dan. Allah razı olsun. Burası 20 kilometre civarında. Evet hocam. İsmail abinin yanına gidiyorum diyor. Çünkü senin bir özelliğin var. Sen bir kilo et pişiriyorsun. Tarsat bir kilo gelir değil mi? Aynen hocam. Niye bu? Sebebi ne? Kasaplar genelde böyle kemiğini çıkartır, derisini çıkartır, gerisini. Biraz gramajda düşürüyorlar. Ama sende bu yok. Hocam bizde yok. Biz neyse ne burada neyse. Bir kilo ise bir kilo. İnsanların para verip et, yani para güreşmiyor hocam. Yani et, kolay kazanmıyorlar. Kolay kazanılmıyor. Yani bu değil mi? Haklıyla et yesinler. Bizim özelliğimiz budur yani. Hakkını vereceğim. Şimdi kaldırın şu yağlar. Boşa gidiyor ha bak. Usta, bunlar boşa gitmesin. Vallahi milli servet. Bak. Aynen öyle hocam. Allah Allah. Kurabiye ya. Ekmek geldi. Şimdi bize etleri at, bizi delir. Tamam. Tamam hadi hocam, bakalım. Tamam hocam. Şimdi İsmail ustamızın oğluşu da etlerimizi hazırladı. Şunlar bonfileler mi? Evet abi. Böyle her hayvandan bir tane mi çıkıyor? İki tane. İki tane çıkıyor. Peki biz böyle bonfile yemek istersek ne kadar kilosu? Kilosu 150 lira. 150 lira. Evet. Of. Hele şu yenir ya. Hoş bulduk şimdi bak. O bonfileleri doğramış. Yavru var ya, bunu dişi olmayan nenem bile yer herhalde. Değil abi, mi? Ama yani dişi olmayan hiç insan yiyebilir. Sıkıntı yok yani. Değil mi? Şuna baksana hiç sinir yok üzerinde. Yok, bu ışıl ışıl. Küşleme hocam bak. Kuzu küşleme. Kuzu küşleme. Evet hocam. Burada da. Bu da kuzu kıymamız yani. Kuzu kıymamız. Kuzu kıymamız. Kuzu kıymamız. Kuzu kıymamız. Bunları at artık kendimize hemen, gelelim. Hemen atıyorum hocam. Of. Değil mi? Evet. Çok baharatlı işim olmaz. Baharatlı işim yok.
etlerimiz pişti dostlar. Bakın etlerinizi fazla pişirmeyin, pişirttirmeyin. Böyle suları üzerinde kalsın. Onlar hep vitamin. Oh, şimdi şurada kuşbaşılarımız da var. Bonfileden, müşlemeden. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bakın şunun bir tadına bakın böyle. Kurabiye ya. Sana şunu. İsmail Usta, ellerine kollarına sağlık. Ben tadımına geçiyorum. Koy abi, koy. Ekmekleri ört. Ört üşümesinler. Şunu kokla Lefe'ymiş. Nasıl? Harika. Parfümünü çıkartmıyorlar. Kolonyasını, rolonunu, lipstikini. Şunun var ya, deodorant açılsa. Yok satar, yok. Bak. Bak. Oy kuzum. Oy kuzum, oy kuzum. Oy kuzum, şuna baksana ya. Böyle bunu vesikalık yaptırak böyle ya. Çektirek. Ev okula mı koyacaksın? Bunu ev okula koyalım. Şimdi bak. Feymiş. Bunu nasıl yiyeceğiz? Sen anlat. Ekmeğini verdim. Tamam. Çatalım da var. Bize göster. Ben de aynısını yapacağım. Önce hangisinden başlayalım? Ama burada şunların üzerine örtelim bazılarını. Üşümesin değil mi Feymiş? Evet. Sucuktan başlayalım mı? Olur. Al sen de bir tane. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bak bak bak. Biliyor musun? Evet. Bunlar hiç boşa gitmesin. Üzerine sen soğan koyar mısın? Tabii ki. Ben koyacağım. Şöyle soğanla bunu destekleyeceğim. Hoho. Bak al. Dövmesini yaptır ya. Al bunun dövmesini yaptır. O ekmek büyük oldu sen ne? Bence onun yarısını al. Bir sen şöylesin. Böyle yağlar hiç boşa gitmemiş. Şimdi yanına da ayran istedik vermiş. Bunu yerken ateş etseler düşer miyiz? Düşülmez. Dostlar hemen Adana'dan gelirken Salbaş'ın girişinde bir petrol var. Petrolün yanındayız şu anda. Böyle hafta sonları için güzel bir fırsat yani burası Adana için. Aile yerleri de mevcut. Servisleri şöyle 11-12 gibi başlıyor. Yalnız bir özelliği var Salbaş'ın. Akşam 7-8 dedi mi kapatıyorlar. Haberiniz olsun gelenler için. Özellikle bu öğle saatlerinde filmi. Buradan Hacı Kırı'ya piknik yerlerine gezmeye gidenler var ya. Onlar daha çok tercih ediyor. Harika şeyler. Benim çok ekmek yeme oğlum. Bu kurabiyelerden yeme. Bir de hani koyun eti kokuyor diyenler, ben koyunu yiyemiyorum diyenler için dana eti seçenekleri de var, dana köfteleri de var. Ama şu bonfileleri, bak hey, şuna bir baksana. Hiç dişe gerek yok ya. Damağınla bile ezebilirsin bak. Yumuşacık, yumuşacık, yumuşacık. Çok çok iyi. İsmail abi sonradan kasaplığa başlamış. Bir 10-15 senelik kasap. Kendisi dedi, ben diyor hile hurda bilmem diyor. Hileyle hurdayla hiç işim olmadı diyor. Vallahi etleri de çok lezzetli. Hatta kendisi özellikle söyledi, vakti olmadı. Bir hayvanlar da bir göstereyim dedi. Böyle toplu, güzel, yakışıklı hayvanları var. Kuzular koyuna biraz sonra bakalım, tamam mı? Tamam. Bak, köfteye bak bakalım. Tam senlik ha. Dostlar, biz yemeye devam edeceğiz. Şöyle şundan bir hazırlayalım.
Limon gelmemiş. Buna da aradım ama limon. Limon. Var mı burada? Oy kızım. Oy kızım bak. Bak bak bak. Var ya, ne oldu ya? Dur biraz daha soğan. Şimdi biraz da şöyle etlerden koyalım. Vallahi şunu yerken tarasalar düşülmez Fehmi. Uf, çıtır çıtır. Hadi dostlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.